Holografik bakışa hoş geldiniz. 8. sözün sonlarına yaklaştık. Çok heyecanlıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır, niye heyecanlısın? 9. söze geçeceğiz. Nasip olursa. Evet. Bilişler bir gelişi hatırlatıyor değil mi? Program böyle gider. Ben hiç böyle bakmadan devam edeyim. Ve o Bismillahirrahmanirrahim. Ve o vahşi arslanın dahi munis bir hizmetkara dönmesi ve musahhar bir at olması ise işarettir ki mevt, ehli dalalet için bütün mahbubatından elim bir firak-ı ebedidir. Hem kendi cenneti kazibe-i dünyeviyesinden ihraç ve tard ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara idhal ve hapis olduğu halde, ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanlarına ve ebedi makam-ı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir davettir. Hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahza ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Bir öncekinin sanki biraz daha genişletti. Açık sanki değil mi? He, çok açık. Açıkla bakayım hadi o zaman. Ben şeye ihtiyacım yok sanki. Siz buyurun. Evet. Ne anladınız diye ben sorayım o zaman. Vahşi arslan, munis hizmetkar. Aradaki tezatı bakacağız. Hı-hı. Vahşi aslan, karşında bir vahşi bir aslan var. Ne demek bu? Söz laf dinlemez. Ne yapacağı belli olmayan demek. Ve zararlı. Ve zarar sana her an sana zarar verebilir bir şey. Mevt geldiğinde böyle görünüyor normalde. Seni bütün hayat denen şey ki hayat denen seni kainata bağlayan unsur hayati fonksiyonlarını ortadan kaldıran bir canavar. Canavar. Zararlı. Çünkü senin hayatiyetin derken sadece bu bedenin çalışması değil, arkadaşlarınla ilişkinde bir hayatiyet alameti, sevdiklerine olan irtibatın bir hayatiyet alameti, değil mi? Yiyeceklerle, giyeceklerle, güzelliklerle, kainatla, evrenle kurduğun ilişkilerin hepsi hayatiyet alameti, değil mi? Mevt bütün bunları koparıyor. Aynen öyle. Bu bağları ortadan kaldırıyor. Mevt önüne geleni parçalayıp. Hayatı bitiriyor. Vahşi hayvan demesi çok güzel bir benzetme olmuş. Hiç bakmadan, yani, dinlemeden. Ne yap? Bir, hayatını yok ediyor. Yani bağlarını koparıyor. İki, ne zaman nasıl yapacağı da belli değil. Merhametsiz, vahşi yani. Şey yok, bilinçsiz yapıyor. Sırf neyle? Yani insiyaki olarak yapıyor, evet. Yani. İçgüdüyle yapıyor gibi. Yani onlar yani bilinçsiz yapılan bir şey gibi yani. Biz ölümü kasıtlı, bilinçli bir memur olarak görüyor muyuz? Görmedikçe böyle görüyoruz. Öyle işte. Evet. Ama ölüm bir bilinçli munis bir hizmetkarsa o zaman anlarız. Söz dinliyordur. Ve benim hizmetime çalışıyordur. Tabii. Mesela sen bir yere yoğunlaşmışsın, bir şeyi görüyorsun ama çok güzel bir şey, yanında çok güzel bir şey var, göremiyorsun onu. Sen diyorsun ki bak, çevir başını diyorsun. Şöyle başını çeviriyorsun. Aa, bu ne kadar güzel diyorsun. Tamam mı? O buradan ölmen, yani bu bağlantının kopması. Bağlantının kopması demek, ikinci bağlantının kurulması demektir ama birinci bağlantı da kopmuyor aslında. Birinci bağlantıya yeni bir bağlantı daha eklenmiş oluyor. O bağlantıyı kurdun, yeni bir bağlantı daha kuruyor. Demek ki ölüm bağlarını güçlendiren bir şey. Ölüm bir şeyden ayrılıp başka bir şeye kavuşmaktan ziyade aslında bir şeyden bir şeyi zevk edip, bir şeyi tecrübe edip yeni bir tecrübe... Sonraki merhalesine geçmek. Evet, bir sonraki merhaleye geçmek demektir. Yani şimdi oyunda da mesela çocuklar oyun oynuyorlar, bir üst merhaleye çıkıyorlar, Level atlıyorlar. Aslında ölüm level atlamak demektir. Yani, değil mi?
bitkisel hayattan hayvani hayata, hayvani hayattan insani hayata, insani hayattan meleki hayata, neyse. Bazen yani, öyle oluyor. Oyunlarda mesela o level'ı o kadar çok seviyorum ki. Orada bir harita var, map var, bir şey var. İşte o geziyorum falan, çok hoşuma gidiyor. Bir yere geliyorum, sonraki bölüm diyor, hadi şimdi çıkacağız bu bölümden diyorum. Gidiyorum, aa burası daha güzelmiş. He, daha çok hoşuna gidiyor falan. Ve de bir de hatta karakter de değişiyor orada değil mi? Olabiliyor, öyle şeyler de olabiliyor. Şey, yeni bir karakter satın alıyorsun. Sorsan hep burada kalmak istiyorum ama. He. Aslında gitmek. Alışmış oluyorsun ama. Oraya gittiğin zaman oranın daha zevkli olduğunu anlıyorsun. Hatta mesela bazen dönüp yeniden başlaman gerekiyor programı. Orayı hızlıca geçmek istiyorsun değil mi? Evet. Orayı istemiyorsun yani. İnsan çok ilginç yani o. Ölüm gerçekten muhteşem bir memur. Burası ne demiş? Güzel bak. Munis bir hizmetkar. Ehli dalalet için bütün mahbubatından, sevdiklerinden elim bir firak-ı ebedidir. Elim bir firak-ı ebedidir. Yani ayrılıkların birikmiş bir hali. Bir tane şarkıda vardı o. Ölüm diyor, sürekli ölüşlerden bir bitiştir diyor yani. Sürekli ölüşlerin ölüşüdür diyordu. Vay. Yani ölmeleri görmekten kurtuluş. Gibi zannedersin, evet. Ama öyle olmuyor tabii. Ayrılış oluyor tabii ki. Munis aşağıya baktığın zaman. Şimdi küçük küçük firaklar aslında ölümün habercileridir. Ölüm ise sana neyi hatırlatıyor? İnsan ayrılığı sevmez. Firakı sevmez değil mi? Tabii. Buluştuğun, konuştuğun insanla dostunsa, sevdiğinse, mahbubunsa... Sevdiğin şeyle birlikte olmak istersin. Evet, birlikte olmak istersin. Ayrılmayı istemezsin. Firak içinde tam manasıyla ölüm barındırmadığı için ayrılıklar çok şey olmuyor. Ayrılıklar çok ızdırap vermiyor. Bu dünya için konuşuyorum. Anlamadım, bir daha de. Şimdi bir daha buluşacağız ümidi olduğu için katlanılabiliyor. Katlanılabilir hale geliyor. Ama ölümde bir daha buluşacak ümidinin de gittiği bir durum. Tabii. Kafir için. Bir daha buluşacağız ümidini yok. İnsana şaşırıyorum yani. Aslına bakarsan yani sen de şimdi buluştuk, birazdan ayrılacağız. Değil mi? Ne yapacağız yani ömrümüzde? Ne farkı var gibi gözüküyor değil mi? Yani şimdi ayrılıyoruz. Ayrılmayı istemiyor ve ayrılıyor insanlar. Bunun bir ileride bir buluşmaya sebep olacağını biliyoruz. Yine buluşacağız diye ümit ediyoruz. İnşallah. Yani ümit ediyoruz. Buluşacağımızı biliyoruz inşallah. En azından bir buluşturacak birini biliyoruz. O yüzden rahatız. Yani doğru. İnsanın bu yönde ölüme bakarken bu yönde bir ümit beslemesi gerekiyor değil mi? Yani nasıl bu dünyada senin şu ayrılığa bir daha buluşacağız nazarıyla bakıp da bu ayrılığı hoş görebiliyoruz. Ölüme de aynı gözle bakması gerekiyor. Bakmamız bekleniyor. Bakabilmesi gerekiyor. Bakabilmesi lazım. Niye insan ille de ölümü yokluk diye anmış? Yokluk doğru. Diye tarif etmiş. Ötesini bilmiyoruz ki, ne olacağını bilmediğimiz bir şeye kendimiz yorum yapıyoruz. Meçhul olduğu için değil mi? Meçhul olduğu için. İşte bu dünyadaki meçhul olmayışlar, bilişler onun meçhul olmadığını bize ima etmesi gerekiyor. İşte orada nereden baktığına bağlı yani. Eğer sen o ayrılığı sen kavuşmaya dönüştüreceksen sen beceremediği için olmayacak. Ama ayrılıkları firaka, ayrılıklara kavuşmaya vesile. Kalbeden birini bulduğun zaman o zaman tabii mümkün oluyor. Evet. Yani öyle bir şey muktedirdir. Sen şu arabayı alamazsın belli. Ne diyelim? Peugeot bilmem ne, neyse isim vermeyelim. Bir çok şey bir araba. Kaliteli bir araba diyelim, çok böyle. Sen alamazsın. Alamadığın için ümit de etmesin ama alacak biri gücü var olduğu zaman o alır diyorsun. Almamış alabilir. Potansiyel olarak alabilir diyorsun değil mi? Alabilir oldu. Alabilir güçlü olmak yeterli de. Almak değil orada önemli olan. Orada demek ki yani o gücü elde etmek, o güce sahip olmak önemlidir. Zaten insanların zengin olma isteğinin, çok mal mülk isteğinin sahibi olabilme isteğinin özünde ne vardır? O güce sahip olmak aslında, tamam mı? Evet. Hükmediyor olmak. Çok geniş bir alana hükmediyor olmak. Çünkü elindekilerini yitirmek o gücün sayesinde olacak ya, yitirip yitirmemek. Ne kadar çok güçlü olursa o kadar tutacağını zannediyor. Evet. Halbuki insan o kadar aciz ki
Hiçbir şeyi tutamıyor. Ama işte mesele burada. O gücü kendimizde bilmeyip de mutlak olan bir yaratıcıya sırtımızı dayadığımız zaman işte kavuştun. O gücü kavuştuktan sonra problem bitiyor zaten. Evet. Ölmek bir problem olmuyor. Ölmek bir problem olmuyor. Yani mesele ölümü diriltebilecek biri var mı yok mu? Evet. Ölümü yok edecek biri var mı yok mu? Veya eşyayı yoktan var eden biri var mı yok mu? İşte eşya yoktan var olduğunu bilirsek kendi kendine geldi bir şekilde geldi doğru. Gelecek gibi görmezsin. Ölüm bir problem olmaz artık. O zaman, yok abi ne problem olacak ki? Yani çok zengin bir adamın yani elinden bir tane affedersin diyelim dondurması düşmüş. Umursar mı? Ay gitti ya bir de. Ama ya bir senedir biriktirdiği parayla aldığı bir şeyi kaybeden bir adam için tabii. Yıkıcı bir yıkım olur ya. Değil mi? Yani. Bütün kainatı içindekileriyle, sanatıyla, bilmem nesiyle, şu an bildiğimiz haliyle yoktan yaratan ve hatta her an yaratabilen bir zatın yarattığı kainatın içinde bir şey ölüyor. Yani bu neresi kötü? Yani nasıl bir kötü netice bekliyorsun bundan? Eğer o öldürdüğü şeyi yaratmaya devam etmek isterse, o ruhu, bedeni, cesedi neyse her türlü yapar. Yapabildiğini hala görüyoruz yani. Hala görüyoruz. Hala yapıyor. Evet, doğru. Önemli olan o potansiyele sahip olmak. Ya potansiyele sırtını dayayabilmek. Evet, mevt. Ehli dalalet için bütün mahbubatından elin bir firakı ebedidir. Hem kendi cenneti kazibeyi dünyeviyesinden. Bu dünya onun için cennet hükmüne geçiyor. Çünkü ölüme göre kıyasladığı zaman dünya... Yalancıdır. Evet, dünya cennet gibi oluyor onun dünyasında. Çünkü elde edebilecek en mükemmel yer burası. Kabir onun için kötülerin en kötüsü. Öyle gördüğü için bu dünyayı muhafaza etmeye çalışıyor. O yüzden dünyaya aşıkhane taparcasına saldırıyor. İnsan dünyaya karşı şiddet hırsı bundan kaynaklanıyor. Yoklukla kıyaslıyor. Evet. Yokluk yanında ölümü yokluk olarak gördüğü için yokluğun yanında bu varlık çok değerli. Çok 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 değerli. Öyle. Ve sonsuz gibi yani. Sıfırla sıfır sonsuz arası gibi. Ama şunu düşünse ki bir şey yokluktan çıkmışsa bir daha yok olmaz. Çıkarılmışsa bir daha yok olmaz. Çünkü yok yoktur yani. Evet. Ve öyle vaat ediyor. Evet. Peki ne dedik? İhraç ve tart ve vahşet ve yalnızlık. Yalnızlık içinde zindan, mezara, idhal ve hapis olduğu halde. Kim için? Ehli dalalet için. Evet. Ehli hidayet ve ehli Kur'an için ise öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplar. Şimdi buradan Ankara'ya gitmiş veya buradan işte diyelim benim hanım şimdi diyelim Avustralya'da. Avustralya'ya gitmiş. Çocuklar da orada. Senin de Türkiye'den ölmen, ayrılman, evet. Oraya kavuşman demek. Evet, yani bir nevi uçak tabutuna biniyorsun, gidiyorsun. Başka bir alemde yeniden doğuyorsun gibi yani. Dostlara kavuşuyorsun. Evet, öyle. Hem hakiki vatanlarına ve ebedi makam-ı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hakiki makamlarına. Şimdi bu hakiki makam güzel vatan. Vatan, hakiki vatan. Makam, pardon. Ebedi makam. Ebedi makamlarına ve hakiki vatanlarına. Bu güzel bir tabir oldu. İnsan dediğimiz zaman nedir? Ve insana yakışan nedir? Şimdi Allah bitki yaratmış, taş yaratmış, hayvan yaratmış. Aklı olup duygusuz olan insan yaratmış. Birçok çeşitli şeyler yaratmış. Yani ara formlar maymun yaratmış mesela diye insana benzer yakın olan şeyler yaratmış. Fakat insan bunların hiçbiri değil. Fakat insanda bütün bu özellikler de yaratmış. Mesela kemik var insanda, değil mi? Kemik var. Gelişen, büyüyen bitkisel manada bitkisel yön var. Can denen hayvani yön var. Şuur denen aklının işlemesiyle ilgili beşeri yön var.
Değil mi? Sevebilen, maddenin ötesine geçebilen, manaya girebilen kalp var, bilmem ne var. İnsanda çok değişik makamlar var. Hakiki makam, güzel bir tabir oldu. İnsanın hakiki makamı nedir? Bitkisel hayat değil, hayvansal hayat değil, beşeri hayat değil. Değil mi? Daha yukarıda, daha yukarıda, değil mi? Manaya bakalım. Manevi hayat, ruhani hayat. Ruhun dereceye hayatı. Aklında, kalbinde, hatta ruh ötesinde ruhun dereceye hayatına çıktığı zaman insan insan oluyor. İnsan gerçek maneviyeti tamamlanmış oluyor, tam oluyor. Aslında hakiki vatanımız da orasıdır. Şimdi maddeyi kendine, bu cesedi kendine hane addedersen vatanın orasıdır. Tamam. Değil mi? Makamında o kadardır. Dünyayı kendine hane olarak kabul edersen senin vatanın orasıdır. Ya veya ülkeyi, bir toprağı. Çıkabileceğin makam da ona göredir. Ona göre, evetdir. Ama bütün kainatın ötesinde, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın hadsiz esmasının tecelligahı olan cenneti kendine vatan olarak, şey olarak görürsen, vakan olarak görürsen, o makamda bir oturursun. O makamda kendine bir yer edinmiş olursun. Yani bunun dünyada izleri var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Emareleri var. Yani kendini nerede kabul edeceksin? Nereye layık görüyorsun? Nerede tamamlanmış oluyorsun? Tamamlanmışlık, bu çok önemli. Aslında insan dünyevi lezzetlerin zirvesine çıktığı zaman bir boşluk yaşıyor. Her şeyi tadıyor. Kendini tamamlanmış gibi ama eksik neyle hissediyor. Yani bir yönden eksik ve çünkü kendini o lezzetlerin sınırla, yani o lezzetlere muhatap olan yönüyle sınırlamış. Ve dolayısıyla bu muydu falan deyip intihar edebiliyor rahatlıkla. Tamam, bu işte gördük her şeyi. Geldik tepesine kadar. Tepe noktasına çıktım. Gittik. İşte mesele bu. Kendini o makamda gördüğü için ve onun da sınırına erdiği için tamam, o kadar. Bir şey de değilmiş. Bir şey değilmiş diyerekten hayatı sınırlandıra. Ama işte sonsuz bir, baki bir alemi, alemdeki ruhun derece hayatına çıksa, orada yaşayacak olan ruhun derece hayatına çıksa, zaten bitmez tükenmez bir hazinenin içine gireceği için orada bir son olmayacaktır. İstemez ki bu muymuş. Bu muymuş diyemez yani. Bu muymuş diyeceği bir noktama gelemez yani hiçbir zaman. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu rüya daha ilerisi varmış diyerekten sürekli daha ileri bir merhaleye gelecek. Evet. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Evet. Zindanı dünyadan bostanı cinana. Bunu konuştuk sanki. Evet, daha önce de konuştuk. Hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil, Rahman-ı Rahim'in, burada Rahman maddi bir görünür nimetler, Rahim de manevi nimetler, yani büyük nimetler, küçük nimetler diye düşündüğümüz zaman bir şeyin varlığı Rahman'a bakarken o şeyin devamı da Rahim'e bakar tarzında da anlaşılabilir. Bütün nimetleri özetlemiş burada. Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahsü ücret etmeye bir nöbettir. Şimdi çalışıyorsun, çalışıyorsun, ücretini almaya nöbettir. Burada ne yaptın? Bak bunu da öğrendim, bunu da öğrendim. Bu da ne varmış, bu da varmış. Cenab-ı Hakk'ın hadsiz nimetleri varmış veya işte bu benim bu aletimin içerisinde buçuk özellikler varmış. Şimdi bu özelliklerin hepsini kullanıp onlarla yeni ürünler üretebileceğim konuma geliyorum. Evet. Evet. Hem burası benim sevdiğim kısım. Vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Evet, hayat bir külfettir. Tabii canım. Yani ne yapıyorsun? Bir emek harcayıp bir şeye ulaşıyorsun. Habire gayret abi. Bir de biz güya şehirdeyiz, güya kolay. Hani köy yerinde falan olup da bütün hayatı hakikaten gayret üzere kurulu insanlar var. Ha hoş, şehirdekiler sanki rahatlamıyor. Onların da ruhları habire sıkılıp duruyor. Evet. Ama sonuçta hayat bir külfet. Evet. Öyle veya böyle. Tabii canım. Yani yiyorsun, yediğini sindirmek bir külfet, atmak bir külfet, her şey bir külfet yani. Değil mi yani? O bile... O külfete biraz razıyız falan. Ama evet yani o bile. Evet. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Evet. Ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Yoksa ubudiyetten çıkmıyoruz. Değil mi?
Yani artık istidatlarımızı geliştiriyoruz. Artık o istidatları severek, zevkle yapabileceğimiz bir konuma geleceğiz, değil mi yani? Çünkü gerçekten bir şeyi öğrenmek bir şey gerektiriyor, efor gerektiriyor, gayret tabii. gerektiriyor, çaba gerektiriyor ama ondan sonra o işi öğrendikten sonra ona sana zahmet gelmiyor, rahmet otomatik geliyor. Hoşuna memnuniyet veriyor yani. Zevk için yapıyorsun adeta yani, değil mi? Cennet adeta zevk edeceğimiz bir yer yani. Evet. Ne yapalım? Elhasıl bitirelim da artık inşallah. Hadi bismillah. Zaten yeterince de şey oldu. Elhasıla zamanla ayıralım. O elhasılla duayı birlikte yapalım. Oldu mu? Bir sonraki programda. Evet, bir sonraki program. Veya okuyup geçelim. Peki. Hı-hı. Elhasıl, her kim hayat-ı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Hı-hı. Ve her kim hayat-ı bakiyeye ciddi müteveccih olsa, aha demedi ki cennettedir. Saadet idareyine mazhardır. İşte. Bak senin teori işte. İki tarafı da kurtarıyor. İki tarafı da kurtarır, evet. Saadet idareyin çifte telli. İki tarafı da saadet. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde... Bak burada senin dediğinden farklı söylüyor ama. Gördün mü? Yok, bak bedenin çektiği ayrı, ruhun hissettiği dünyası ayrı. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Evet, şükreder diyor, sabır içinde. Evet, devam et. Duayı da oku. Duayı da sen oku abi. Allahümme ec'alna min ehlis saadeti ve selameti vel Kur'an vel iman amin. Evet, anlaşılıyor herhalde. Allahümme ec'alna, Allah'ım bizi kıl, bizi yap neyse. Min ehli saadeti, saadet ehli ve selameti ve selamet ehli ve Kur'an ehli ve iman ehli yap. Amin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bi adedi cemi'il hurufatil müteşekkileti fi cemi'il kelimatil mütemethileti bi iznir rahman fi meraya temavucatil هوائي عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان وارحمنا ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات بعددها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين diyelim ve bitirelim inşallah. Eyvallah. 8. sözden ayrılmak zor olacak. Ama her ayrılış biliyoruz ki bir sonrakine bir kapıdır. 9'u merak etmeye başladın şimdiden. Evet, 9'u merak etmeye başladık. Allah bize 8. sözden ve 9. sözden ve bütün sözlerden ve bütün külliyattan ve bütün nasıl hakikatlerden. Denir? Bütün kitab-ı kebir olan kainattan istifade etmeyi, içindeki hakikatlerden istifade etmeyi nasip eylesin. Evet. Kitab-ı kebiri Kur'an'dan müstefid olmayı nasip etsin. Hoşça kalın. Hakla kalın.